Koç burcu ve özellikle de yükselen burcu Koç olanlar. Temmuz 2019 burç yorumlarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Mars Aslan burcunda başlayacağız Temmuz ayına. 5. ev arkadaşlar aşk ve çocukların evidir. Bizi heyecanlandıran, içimizi kıpır kıpır eden her şeydir. Mars bu alana yerleşecek bu ay. Mars hırslı, öfkeli, bazen kontrol edemeyeceğimiz kadar büyük hırsları içimizde barındıran, enerjimizi hangi alana yönlendirdiğimizi ifade eder. Bu aşk ve çocukların evinde arkadaşlar olacak. Eğer daha genç bir bireyseniz ve gönül ilişkileriyle ilişki içerisindeyseniz arkadaşlar, bu konularda hırslı, aceleci, belki de fevri olarak davranacağınız ve bu konularda fazla efor sarf edeceğiniz bir ayla karşı karşıyasınız. Eğer daha orta yaşlı çocuklarıyla bir ebeveynseniz, çocuklarınızla ilgilenen, bu konularda biraz hırslı olacağınız, çocuklarınızı yetiştirme konusunda belki biraz yüksek ton, ses tonuyla konuşacağınız, belki onlara kızacağınız, biraz fazla efor sarf edeceğiniz durumlarla karşılaşacağınız bir dönem, bir ay. Sadece bu ay için bunu söylüyorum. Sonra arkadaşlar biraz ilerleyince 2 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda güneş tutulması olacak. Bu ayki güneş tutulması ve dolunay, yeni ay ve dolunay diğer aylara nazaran daha güçlü etkilerde. Çünkü güneş tutulmaları ve ay tutulmaları daha maksimum enerjidedir. Ve bu zamanlarda görünen yeni ay ve dolunaylar daha görünür niteliktedir. Yani büyük dönüşüm ve değişimler getirir. Bu ay için bu etkilerde yeni ay ve dolunay olacak bu ay. Sizin bu yenilik 4. evinizde. 4. evde arkadaşlar hayatın temelleridir. Yuvamızdır. Bizim hayatın temellerini neyi oturttuysak odur aslında 4. ev. Genel olarak aile olarak nitelendirilir. Eğer evlilik aşamasında bir bireyseniz yeni bir yuva kuracağınız, hayatınızı yeni bir temel, yeni bir zemin üzerine oturtacağınız, eğer evli ve normal rutin bir hayatı olan bir bireyseniz ev ve ev işleri konusunda belki yeni bir mekana taşınmak, yeni bir düzen oluşturmak, ki bunun nakşatrası zaten yeni bir düzendir. Biraz kaostan sonra gerçekleşen düzen anlamına geliyor nakşatrası. Yani ilk olarak bir kargaşa, bir fırtına gibi düşünün. Bir kargaşa var ve bu kargaşın akabinde yaşanacak bir takım olaylar ve bunun arkasına gerçekleşecek bir yeni ay, bir çözüm aslında sizin bu yeniliğinize. Burada arkadaşlar Kuzey Ay düğümde burada olacağı için aslında bizim bu düzenimizi uzun zamandır düşündüğümüz, belki yapmamız gereken bir ertelediğimiz bir yeniliği artık bu ay köklü bir şekilde büyük bir dönüşümle hayatımıza getirdiğimiz anlamına geliyor. Sizin 4. ev konularıyla ilgili. Yani aile, yuva, hayatın temelleri noktasında bir yeniliğiniz var. Sonra arkadaşlar Venüs Yengeç Burcu'na geçecek sizin 4. evinize. Bu hemen yeniliğin akabinde geçtiği için bu kaosa da aslında bir güzellik katacak diyebiliriz. Yani pozitif etkilerde bir rahatlama enerjisi. Çünkü Venüs bulunduğu evin konularını rahatlatır. Bizim bu alanlarla ilgili birazcık daha böyle naif, güzel bakmamızı sağlar. Bu kaosun arkasında, yani yeniliğin arkasında Venüs buraya geçeceği için aslında bu yeniliğin akabinde size pozitif iyi etkilerde gözlemlediğini söyleyebilirim. 3 Temmuz civarı gerçekleşecek bu durum. Sonra arkadaşlar 4 Temmuz'da Satürn'ün Kuzey Ay düğümüyle karşıtlı olacak. Satürn sizin 10. evinizde ve Kuzey Ay düğümde burada karşıt bir akıda olacak. Karşıt ne demek? Bir konuyla ilgili aile ve kariyer alanında bir konuyla ilgili bir gel git. Yani tam hangisini adepte olacağınızı, hangisinin daha sizin için sağlıklı olacağını kestirememe enerjisi demek bu. Karşıtlık genelde bir palatın diğer ucundan çeken iki bir olgu gibi düşünebilirsiniz. İnsan bir orada burada hangisinin doğru olacağını kestiremeyebilir. Ama Kuzey Ay düğüm, yani yuva konusundaki esasları hayatınıza çekerseniz sizin için çok daha iyi olur. Sonra arkadaşlar 8 Temmuz'da Merkür'ün geri hareketi olacak Aslan Burcu'nda. Zaten arkadaşlar burada Mars da bu ay bulunacağı için Mars hırslı, öfkeli, bizim enerjimizi kanalize ettiğimiz yeri ifade ediyor. Bu aşk ve çocuklar evinde Merkür'ün de burada geri hareketli olmuş olması bizim bu hırsımız noktasında bir takım yanlış anlamalar, bir takım ifade etmek istediğimiz şeyleri tam olarak karşı taraf ifade edememe gibi durumlarla karşılaşma ihtimalimiz çok yüksek. Aşk ve gönül işleri ve çocukları ifade ettiği için bu alanlarda çok daha dikkatli olmanız,
Eğer çocuklarınız iletişiminizde daha dikkatli, daha kendinizi ifade eder, çok düşünüp daha az konuşup kendinizi daha sağlıklı ifade etmenizi tavsiye ederim. Eğer aşkla ilgili bir dönemdeyseniz, görünüş içerisinde olduğunuz bireye daha anlaşılabilir nitelikte bir dil kullanarak düşüncelerinizi ifade ediniz. Çünkü Mars'ın burada olmuş olması size çok hırslı, çok aksiyon dolu, hiç düşünmeden konuşan, çünkü ataktır Mars. Düşünceyle çok şey yapmaz. Direkt söylemek ister, ağzındakini direkt karşı tarafı ifade etmek ister. Ki Merkür de burada geri gideceği için düşüncelerimizi tam düşünmeden direkt ifade etme etkisi gözlemlenecektir arkadaşlar. Sonra 9 Temmuz'da Merkür'ün Mars'la birleşimi olacak. Bu ikisi birleştiğinde ise bu 9 Temmuz civarı işte bu söylediğim etkileri daha maksimum seviyeye çıkar. Çünkü birleştiğinde tam bir vücut olur. Ve geri harekette birleşeceği için düşünemeyen, atağa geçen bir birey gibi düşünün. Yani beyni olmayan, sadece koşan, frenini patlamış bir araba gibi düşünebilirsiniz. O yüzden yanlış anlaşılmalar, fazla hırstan kaynaklı kazalar veya yanlış anlaşılmalar da mevcut görünüyor. O yüzden bu alanda daha dikkatli olun arkadaşlar. Sonra 17 Temmuz'a gelecek olursak, 17 Temmuz'da da ay tutulması gerçekleşecek. Bu da yine güneş tutulması gibi çok büyük, maksimum etkide bir tutulma arkadaşlar, dolunay. Ve Oğlak Burcu'nda sizin 10. evinizde. 10. ev kariyer, bizden üst konumdaki insanları ifade eden, bunlarla iletişimimizi, bizim patronlarımız, işte müdürümüz, her kimse hesap verdiğimiz, bunlarla olan ilişkilerimizi ifade eden bir ev 10. ev. Bu alanlarla ilgili bizim bir kapanışımız var. Bir dolunay. Ve bu nakşatrası arkadaşlar, bu kapanışı aslında biraz sabırla, emekle yapıyoruz. Yani bu bir işi kapatmak da olabilir, işle ilgili bir gündemi kapatmak da olabilir, kariyerinizle ilgili bir gündemi kapatmak da olabilir. Ama bu güçlü bir kapanış. Ve bunda biraz sabır gerektiriyor. Biraz bu alanlarla ilgili Plüton da burada olduğu için aslında bu dolunaya bir etkide bulunuyor. Plüton dönüşüm ve değişim getirir. Sabırla gerçekleşecek olan bir kapanış enerjisidir bu. Sonra arkadaşlar 17 Temmuz civarında Venüs'ün Satürn'e karşıt açısı olacak. Venüs sizin 4. evinizde ve Venüs duyguları, aşkı, bizi heyecanlandıran güzel şeylerdir Venüs. Pozitif etkide bir gezegendir. Satürn de daha disiplin edici, daha keyif almaktan ziyade sorumluluk al anlamına gelen bir gezegendir. Bunların karşıt açıda olmuş olması bu duygusal, bu keyifli şeylerimizi aslında yere basan, sağlam bir zeminde düşünmemiz gerektiğini ifade eder. Bu da yine sizin kariyer ve yuva akısında gerçekleşecek bu karşıtlık arkadaşlar. Sonra arkadaşlar Venüs'ün birleşimi olacak bizim karşıtlık Kuzey Ay düğümüyle bu ay. Venüs birleştiğinde Kuzey Ay düğümüyle, Venüs dediğim gibi aşk ve gönül ilişkilerini ifade ediyor. Kuzey Ay düğümde bizim geçmişten getirdiğimiz ve sahip olduğumuz deneyimlerimizdir. Bunların Venüs'le birleşmiş olması, geçmişteki deneyimlerimizi göz önüne alarak artık aile ve yuva kurmak konusunda bu deneyimlerden faydalanarak hareket edeceğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar 23 Temmuz civarı Güneş Aslan Burcu'na geçecek. Sizin 5. evinize, 4. evinizden 5. evinize geçecek. Ve bu geri giden Merkür'le ve Mars'la bir arada 5. evde olacak. Ve gündeminiz artık bu 5. ev konularına, yani aşk, çocuklar, aşkın niteliği, bizi heyecanlandıran neyse bu alanlarda daha çok ön planda olacağız. Bunun öncesinde 4. ev, yuva nasıl ön plandaysa artık aşk ve çocuklar 23 Temmuz'dan sonra bu alanlarda daha çok konularımızın olacağı, gündemlerimizin olacağı, bu alanlarda düşüneceğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Sonra 28 Temmuz'da Venüs Aslan Burcu'na geçecek. Yine sizin 5. evinizde. Yani bu ayın sonuna doğru aşk ve çocuklar konusunda fazla gündeminiz var. Fazla zihninizi bu alanlarda meşgul ediyorsunuz. Fazla bu konuları düşünüyorsunuz. Belki de eforunuz 3 birimse fazla 5 birimlik, 10 birimlik daha fazla eforunuzu bu alanlarda harcıyorsunuz demek. Genç bireyler için daha böyle aşk gönül işleri anlamında, daha orta yaşlı ebeveynler için çocuklarınızı yetiştirmek, topluma daha faydalı bir birey olmaları adına neler yapabilirim, çok fazla hırslı düşündüğünüz,
Belki çocuklarınızı da incitme ihtimaliniz de yüksektir. Çünkü Merkür burada geri hareketli olduğu için zihin çok düşünmeden hareket eder. Genel olarak bu etkilerde bir Temmuz ayıydı arkadaşlar. Eğer sorularınız olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.